Arkadaşlar merhaba. Uydular, gezegen sistemleri, milyarlarca yıldızlar, devasa büyüklükteki galaksiler. Hepsini ihtiva eden kainat ve tam olarak içinde bir nokta kadar kalan ve yaşamlarını devam ettiren biz insanlar. Hadi gelin bugün de bir uzay yolculuğuna çıkalım beraber. Bizleri ısıtan Güneş'in dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat daha büyük olduğunu hiç duymuş muydunuz? Peki ya Samanyolu galaksisinin tıpkı Güneş gibi içinde sürekli olarak devasa patlamaların gerçekleştiği 300 milyar yıldızın olduğunu? Hadi biraz daha işi abartalım. Bilim adamlarının bugüne kadar 800 milyon galaksiyi keşfetmiş olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bu sayının kainatın milyonda birini ancak tekabül edebildiğini. Yavaştan artık nereye getirmek istiyorsun sorularını sormaya başlamışsınızdır. O zaman sizi daha fazla bekletmeyeyim. Bakın öyle bir evrenden bahsediyoruz ki sadece bizim galaksimiz için düşünsek Güneşimizin dünyamıza olan uzaklığı 150 milyon kilometre. Samanyolu isimli galaksimizin çapı ise 100 bin ışık yılıdır. Ki ışığın saniyedeki hızının da 300 bin kilometre olduğunu fen derslerinden hatırlıyorsunuzdur. Ve inanabiliyor musunuz? Bu kadar şaşırtıcı büyüklükteki kainatın bu aralarındaki düzenin yani tüm bu muhteşemliklerin oluşumu başıboşlukla tesadüf eseri olarak nitelendirilebiliyor. Olamaz mı demeyi düşünüyorsanız ben önce sormak isterim olabilir miydi? Örneğin bir evin yapılması için gerekli malzemeleri getirelim. Çimento, demir, kolon, kiriş, tuğla vesaire. Bunların yanına bir de dinamit bırakalım. Ve bu dinamitin kendiliğinden patlamasını bekleyip son derece sanatlı, en ince ayrıntısına kadar ayarlanmış düzende bir ev elde etmeyi planlayalım. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki hiçbir akıl bunu kabul etmeyecek. Bırakın tesadüfen patlayıp bir ev oluşturmalarını beklemek, dinamitin dahi ilim, irade sahibi bir el tarafından dokunulmadıkça, ayarlanmadıkça patlamasını bekleyemeyiz. Öyleyse hak vereceksiniz ki küçük bir eve nazaran alabildiğine büyük kainatın oluşumu tesadüf, başıboşlukla nitelendirilemez. Acaba hiç hayal etmeye çalıştınız mı? İçinde sürekli olarak devasa patlamaların gerçekleştiği, 300 milyar yıl tehlike saçan yıldızların bulunduğu 800 milyon galaksinin %1'ini oluşturduğu bu evrende nasıl oluyor da rahatça yaşayabiliyoruz? Bu soru bizi direkt olarak kim yaşatıyor, kim düzenliyor, kim rahatımızı düşünüyor sorularına itmiyor mu? Delikanlı bir aklın burada şu tespiti yapacağına eminim. Bu denli büyüklükteki kainatı yaratıp bu denli mükemmel kanunlarla rahatımızı bu denli düşünen bir zat olmalı. Aksi takdirde rahatımızı düşünmek, mükemmel kanunlar oluşturmak eylemlerini cansız olan gezegenlere veya bir büyük patlamaya vermek zorunda kalacağız. Evet, cansız gezegenlerin veya büyük bir patlamanın duygu, ilim, irade sahibi olamayacağını biliyorsunuz. Evet, kainatın bu muhteşem büyüklüğüne oranla kainatın hiçbir yerinde düzensizlik, uyumsuzluk göremiyoruz. Şimdi aklınıza hayır kainatta bir düzen yok ki düşüncesi gelmiş olabilir. Bu konuyu da şöyle izah edelim. Kainatın varlığının devam edebilmesi için bu döngüyü milimetrik bir şekilde yaparak devam etmesi lazım ki yapıyor. Ve sahibinin belirlediği süreye kadar da ömrünü devam ettirecek. Görünürde düzensizlik gibi görünen ama aslında tamamen mükemmel ötesi bir sistemin yeni bir başlangıç için bir geçişe doğru yürüyüşünü izliyoruz. Evet, ölüm nasıl ki insan için bir son değil, kainatın yok oluşunun da bir bitiş değil. Yaratıcısının koyduğu amaca hizmet eden bir geçiş olduğu aşikar. Zira bir çağın başlaması geride kalan çağın bitişiyle olur. Daha gelişmiş bir çağ için elbette at arabalarının yerini uçaklara bırakması gerekir. Şüphesiz ki biz inananlar için mevt, ölüm dahi hayat gibi bir mahluktur, yaratılmıştır. Hem bir nimettir. Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tedbir-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bakiye bir davettir, bir mebdedir. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Nasıl ki her gecenin ardından gündüz gelir, kış dahi bitiş değil, ilkbaharın habercisidir. Öyle de kainata bakan her kişi ölümün ve kainatın bitişinin dahi bir ebedi hayatın habercisi olduğunu görebilir. Öyleyse kainatın düzenli bir şekilde sona doğru gidişi bize düzensizliğin bir düzene tabi olduğunu, düzen içerisinde olduğunu ve bu da nihayetinde düzenin olduğunu gösterir. Hem unutulmamalı ki düzensizlikte kural ve kanunlar yoktur. Sabitler yoktur. Her şey değişken ve tesadüfidir. Kaos kural ve kanun yaratamaz. Kural ve kanunlar düzende olur ve düzenin olduğu yerde kaos olamaz. Kainat içindeki her şey ise külli bir iradenin ezelde takdir etmiş olduğu kanunlara harfiyen uyan emirver neferlerdir. Kainatı ilim, kudret ve hikmet ölçüleriyle tam bir adalet, bir denge, harika bir düzen içerisinde yaratan Allah her şeye boyuna göre uygun bir düzen elbisesi giydirmiştir. Filin kulakları fil için güzeldir. Fakat insanda olsa çok çirkin olur. Mesela kuyruklu yıldızlar prensip olarak düz bir istikamette değil, çetrefilli hareketlerle zikzaklar çizerler. Fakat uzmanlar diğer yıldızlara göre bir düzensizlik görüntüsü veren bu hareketi de harika bir düzen olarak kabul ediyorlar. Yani görünüşte düzensizlik gibi görünen olaylar dahi
bir düzene hizmet ediyor. Bu soruyu da cevapladığımıza göre işin özü bu kadar. Düzen bize hal dile ediyor ki, ey insan, kaldır başını, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Zerrelerden yıldızlara kadar her yerde mükemmel bir birlik, beraberlik, düzen ve intizam var. Bu kadar her şeyi bize hizmet ettiren Allah bizleri elbette başıboş bırakmaz.